için birazdan yine senden bilgiler alacağız. Otomotiv sektörüne dair özellikle. Çünkü bugün TEMSA CEO'su konuğumuz Tolga Kağan Doğancıoğlu. Tekrar hoş geldiniz. Merhabalar. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Elbette reel sektörün şu anda işte karşılaşmış olduğu tüm sorunları da konuşacağız ama öncelikle sizin sektör değerlendirmenizi bir dinlemek isterim. Nasıl geçiyor? İlk çeyreği geride bıraktık. Bir yandan tabii şirketlerin özellikle ilk çeyrekte üzerinde tabii biraz deprem etkisi de hissediliyordu bilançolar tarafında. Nasıl bir değerlendirmeniz var özellikle sizin sektöre ilişkin? Çok teşekkürler. Türk otomotiv sanayi ile başlamak isterim. Bir kere Türkiye için en önemli sektörlerin başında geliyor. Hem üretim gücüne olan katkısı ama daha da önemlisi ihracat açısından üstlendiği pay bakımından. Çok uzun yıllardır Türk otomotiv sanayi ihracatta birinci sektör olma halini sürdürüyor. Bu yılda da öyle devam etti. Yılın ilk çeyreği de bizim hem bizim için hem de bizim tüm paydaşlarımız için Türk ekonomisine bu alanda katkı vermek tarafında oldukça güçlü seyretti. Bir iki rakamdan bahsetmek lazım belki yine otomotiv sanayini değerlendirirken. Dünyadaki yeri de giderek yükselen, özellikle de ticari araç açısından baktığımızda ilk 10'a girmiş bir otomotiv sanayinden bahsediyoruz. Avrupa Birliği içerisinde de hem üretim hem ihracat bakımından da birinci olmuş bir sektörden bahsediyoruz. İlk çeyrek sonuçları da buna paralel olarak devam etti sektörümüzde. Sektörümüzün belki ihracat tarafındaki katma değerini öne çıkartmak lazım. Türkiye'nin kilogram başına ihracat bedeli biliyorsunuz 1.60-1.67 dolar kilogram seviyesinde. Otomotiv sanayine geldiğimizde ise bu 11 dolarlara yükseliyor. O açıdan da gerçekten katma değer üreten bir sektör olarak değerlendirmemiz lazım. Burada ben ticari araca bir parantez açmak isterim. Ticari araçta aslında bu katma değer daha da yüksek hale geliyor. TEMSA ürünlerine baktığımızda konvansiyonel ürünlerimizde 20-22 dolar kilogram ihracat boyutuna geliyoruz. Belki konuşuruz. Bunu elektrikli araçlara, yüksek teknoloji ürünlerine getirdiğimizde de 30-32 dolar hatta 35 dolar kilogram boyutuna geliyor. Bir serbest rekabet içerisinde bulunan uzay, havacılık, savunma sanayi dışında aslında en yüksek katma değere ulaşan bir şirketten bahsediyoruz. Tabii önümüzdeki dönemde işte katma değerli üretim tarafında otomotiv sektörü için de çok fazla tabii ki bir ayrışma yaşanacak. Ciddi anlamda yatırımlar yapılıyor. Otomotiv sektöründe işbirlikleri var. Bir süredir tabii doğrudan yatırımlar tarafı bizde biraz tabii sorunlu ama otomotiv sektörü her zaman aslında hani Türkiye'ye daha çok böyle işte biliyorsunuz radarın açıldığı, daha çok hani ilginin olduğu bir sektör. Öte yandan tabii sizde de çok fazla yatırım ve yeni işbirlikleri var. Son güncel detaylar nedir? Mesela neler yapılıyor? Çok teşekkürler. Bizim için tabii büyümemizin en önemli üstünde durduğumuz hali özellikle 2020 yılından başlayarak sürdürülebilir sağlıklı bir büyüme ve bunu yüksek teknoloji ürünlerinde ve sürdürülebilirlik ekseninde biz TEMSA olarak tarifliyorsunuz. Biliyorsunuz şirketimiz %50 Sabancı ortaklığı, %50 ise PPF Şiko'da Çek grubunun ortaklığı. O açıdan da ülkemize hem yerli sanayinin önemli bir ürünü, bütün markalarımızın, ürünlerimizin dünyanın küresel ölçeğinde sadece ülkemizde değil ihracat ağırlıklı büyüyen bir şirketiz. Ve ufkumuzda da yeni sürülebilir araçlar var. Yaptığımız yatırımların büyük bir kısmı ki aşağı yukarı yaklaşık %4-4,5 ciromuzun içerisinde Ar-Ge yatırımlarımızın payı alır. Tamamına yakını da yenilenebilir ürünlere. Bugün dünyada ender sektör temsilcilerinden bir tanesiyiz. 8 farklı elektrikli aracı aynı anda tasarlamış, üretmiş. Bunlardan 2 tanesi şehirler arası araçlar ve bir tanesi de Kaliforniya'da müşterilerimizin beynine sunduğumuz 13 metre bir şehirler arası araç. Bu açıdan değerlendirdiğimizde bütün gayretimizi hepsini yenilenebilir araçlar üzerine hem yüksek katma değerli sizin bahsettiğiniz gibi ürünlerin gelişimine ve bunların piyasada yer bulmasına ayırıyoruz. Özellikle elektrikli raylı sistemler tarafında da zannediyorum yatırımlar var. Evet, Şiko'da köklü, 100 yılı geçmiş süredir özellikle şehir içinde ve şehirler arasında elektrikli tren, tramvay, troleybüs üreten bir şirket. TEMSA ise
Yine Türkiye'nin şunu bahsetmek lazım. İlk 5746 sayılı yasayla tescillenmiş ARGE merkezi. Çok uzun yıllardır biz de elektrikli araçlar konusundaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu iki gücü bir araya getirdiğimizde hem daha farklı ürünlerle katener sistemden beslenebilen, şarj yapısı değişik olabilen, her şehre uygun ürün geliştirme fırsatımız çıkıyor. Burada özellikle tabii elektrikli araçlarla ilgili, özellikle tabii ticari araç klasmanı tabii ki çok ayrı. Ama genelde en çok duyulan ya da sorulan, işte konuşulan husus batarya ömürleridir. Bu anlamda ciddi, işte ARGE'ye ayırdığınız zaten oran da birçok şirkete göre aslında yüksek. Burada mesela neler yapılıyor batarya yatırımları tarafında, orayı ayrıca merak ediyorum. Evet, biz aslında rakiplerimiz arasından ayrıştırdığımız husus kendi bataryamızı kendimiz geliştiriyor olmamız. Bu bize birkaç fırsat yaratıyor. Bir tanesi sizin bahsettiğiniz bu ömür sorunları. Ona ilişkin bataryamızı her çözüm noktasına göre, İstanbul'a farklı, belki Adana'ya farklı, Samsun'a farklı batarya çözümlerini bir araya getirme imkanı mühendislerimiz tarafından yaratılıyor. Bu kendi bataryamızı hücreden aldıktan sonra modüllerini, paketlerini ve batarya yönetim sistemini kendimiz geliştiriyoruz. Dolayısıyla ömürle ilgili bunun ne kadar sıklıkla şarj edileceği, hangi hücrenin, hangi modülün ne zaman boşaldığı ve buna karşı nasıl bir önlem alınması gerektiği bizim kendi batarya yönetim sistemimiz tarafından yönetiliyor. Böyle olunca da ömürler uzuyor. Ömür uzayınca da özellikle ticari araçta elektrik, bireysel kullanıcı olduğunuzda menzilden veya batarya ömründen çok endişelenme durumunuz olabilir. Teknolojiyle birlikte bu da bertaraf ediliyor. Ama ticari aracın ve özellikle toplu taşımanın en büyük faydası, belki de bizim de ısrarla üzerinde durduğumuz elektriklenmenin hızlanması gerektiği atılımı, bunların başladığı noktaya ticari araçların geri dönüyor olması. Yani İstanbul için konuşursak veya Adana için konuşursak, gece araçlarımızı hazır edip şarj edip şehrin ihtiyacına göre 150 km, 200 km, 450 km gün içerisindeki yolunu yaptıktan sonra tekrar gelme fırsatı oluyor. Dolayısıyla menzil konusunda da, bataryanın ömrü konusunda da ve bunun değişimi konusunda da hem kamunun hem kullanıcıların endişe etmesine gerek olmuyor. Bizim üzerine geliştirdiğimiz kendi batarya sistemimiz olduğu için de bunların bir sonraki ömründe, yani diyelim ki 7 yıl sonra, 8 yıl sonra, 10 yıl sonra bu bataryalar araç üzerindeki ekonomik ömrünü doldurduğu takdirde yine kendi geliştirdiğimiz, bugün farklı yerlerde denediğimiz enerji depolama sistemleri, jeneratör destek sistemleri veya başka araç üzerinde olmadan sabit kullanılabilecek batarya kullanım yerlerinde bir ömür daha kazandırıyoruz. Böylelikle sürdürülebilirlik tarafında da hem tüketildiği anda hem gelişiminde giderek bunun daha uzun ömürlü ve topluma faydalı hale gelmesine gayret ediyoruz. Şimdi tabii şehir içi ulaşımda özellikle bahsettiğimiz işte elektrikli araç sayısı zannediyorum çok sınırlı. Evet. Burada ciddi bir pazar var. Önümüzde de bir yerel seçim olduğu için yani bir şekilde bu araç işte bantları değişecektir. Dolayısıyla hani nasıl bir pazar var burada? Nasıl bir potansiyel var? Potansiyel çok yüksek. Bunu da biz elektrikli yaklaşık 1-1,5 senedir elektrikli araç seferberliği olarak bütün ülkemize anlatmaya gayret ediyoruz. Ülkemizde farklı belediyelerimizin kullandığı elektrikli araçların önemli bir kısmı TEMSA tarafından arz ediliyor. Ama hala çok az. Dünyadaki bizim Türk otomotiv sanayinin gücünden bahsettik, dünyadaki yerinden, Avrupa'daki yerinden bahsettik. Bizim onu yeni teknolojilerde de sürdürmemiz, kendi ülkemizde de bu örnekleri artırmamızla doğru orantılı. Bizim bugün geliştirdiğimiz ürünler Silikon Vadisi'ndeki firmalar tarafından kullanılıyor. İşte Fransa'da, Almanya'da, Prag'da, hatta komşumuz Romanya'da kullanılıyor. Dolayısıyla bu dönemde Türkiye'de de bunların kullanımının artması gerekiyor. Kamu yararını da çok destekliyor. Şu anda ne kadardır mesela elektrikli otobüs sayısı genel hani otobüs çok azdır. Yüzün altındadır Türkiye'de düşünecek yani olursanız. Yani yüzdelik olarak bahsedince. Türkiye'de çok çok düşüktür. %1-2'dir. Halbuki bunun çok artması lazım. Çünkü biz o kadar
En son mesela kullanan belediyelerimizin kendi açıklamalarından, bizim yaptığımız hesaplardan yaklaşık bir kere karbon dünyasına giriyoruz. 2030'dan, 2040'dan sonra biz bu sektörümüzü koruyacaksak sıfır emisyonlu araçları üretmek ve piyasada kullandırma mecburiyetimiz var. Hazır teknolojide öne geçmişiz bir teknoloji şirketi olarak. Hem biz hem bizim de beraber çalışan sektör temsilcileri ve kamuya da bunun yararı çok yüksek. Hem sessiz hem çevreci, kullandığı yakıt açısından tekrar halka sunulabilmesi ve ekonomik olarak da kullanım sırasında yüz binlerce liraları hemen ilk aydan avantajlı hale gelebiliyorsunuz. Zorluk ilk yatırım maliyetinin diğerlerine göre daha yüksek olması. Belediyelerin de seçimden seçime bir bütçe yönetme güçlükleri. Burada bunu aşan mesela Avrupa Birliği ülkeleri, İtalya'da, Almanya'da çok yüksek bunlarla ilgili fonlar ayrılıyor. Bu yapıldığı takdirde ülkemizdeki toplu taşıma bugün gördüğümüz halinden çok daha ileriye, temiz, çevreci, hem de ekonomik hale gelmesi, bakım maliyetleri, yakıt maliyetleri bu açıdan çok daha hızlı yol alabiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için ve geldiğiniz için. Tolga Kağan Doğancıoğlu'nu ağırladık, Temsa CEO'su. Kısa bir ara verelim, aranın ardından devam edeceğiz.